Merhaba arkadaşlar, ben Ali Osman. Kanalın kralından yepyeni bir video ile yine karşınızdayız. Bu videomuzda sizlere Google Play'e giremeyen arkadaşlar varsa onunla ilgili yardım yapacağım arkadaşlar. Bu benim başıma da geldiğinden dolayı bu şekilde bir video hazırlamak istedim. Bunu yapmadan önce cihazınızın rootlu olması gerekiyor. Onu da belirtelim başta. Yani cihazınız rootlu değilse bu işlemi yapamazsınız. Birincisi, Google Play'e giremeyen arkadaşlar neden giremez? Onu söyleyelim arkadaşlar. Mesela genellikle ben YouTube kanalımda oyunlarla ilgili veya uygulamalarla ilgili hem yama hem patch hem uygulama içi satın alma veya uygulama içi oyun hilelerini tanıttığımdan dolayı Google Play'den bir engelleme yediğimi düşünüyorum arkadaşlar. Bir engelleme olduğunu düşünüyorum. İnternet bağlantım olmasına rağmen Google Play'e giriş yapamıyorum. Şimdi burada kalkıp da Google Play'i sıfırlamanın bir anlamı yok arkadaşlar. Bu ne kadar yaparsanız yapın, sizin daha önce bu Google Play içerisindeki hesaplarınızdan, hani engellenen hesaplar üzerinden bağlantı yapacağınızdan dolayı, çünkü bunun için yeni bir hesap açmanız gerekiyor. Ben yeni bir hesap açmak istemiyorum. Neden derseniz, daha önceki hesaplarım üzerinden oyun sav dosyalarım kayıtlı olduğundan dolayı arkadaşlar. Yeni bir oyun indirdiğim zaman sıfırdan inecek. Yani içerisindeki satın almalar inmeyecek. Bundan dolayı da ben eski hesaplarımı tekrar tekrar kullanmak istiyorum. Peki bunu nasıl aşacağız? Bunu da Root Explorer programı ile yapacağız, uygulaması ile yapacağız arkadaşlar. Dediğimiz gibi videonun başında da cihazımız rootlu olması lazım. Bu Android tablet veya Android telefon olur, fark etmez. İki cihazda da aynı işlem yapılarak bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. Şimdi öncelikle dediğimiz gibi cihazınız rootlu olması gerekiyor. Root varsa Root Explorer klasörü uygulaması içerisine giriş yapıyoruz. Buradan root dosyasını bulacağız. Root dosyasından sonra da ETC dosyasının içerisine gireceğiz arkadaşlar. Root dosyası nerede? Evet, burada görüyorsunuz root dosyasını. Root dosyası içerisine girdiğimiz zaman içi boş görünüyor. Şimdi bu şekilde oluyorsa diğer bir root dosyası da olması gerekiyor. Ona da bakın arkadaşlar. Veya sistem dosyası içerisine bakacağız mecburen. Geri git arkadaşım. En iyisi şu şekilde bir arama yapalım. Yani en azından bulacağımız şeyi daha rahat buluruz arkadaşlar. Şimdi root dosyasını arayalım. Search diyerek aramayı başlatıyoruz. Pardon, özür dilerim. Özür dilerim arkadaşlar. Şu anda zaten root klasörü içerisindeyiz. Bakın pack var. Burada root. Ben de diyorum, niye root dosyasını niye bulamıyorum diyorum.
Buradan arkadaşlar sistem dosyasını bulacağız daha sonra. Ben de niye root var ya yanlış. Burada sistem dosyası var. Sistem dosyası içerisinden de arkadaşlar ETC dosyasını bulmamız gerekiyor. ETC dosyası da burada görüyorsunuz. Bunu da içerisine girdikten sonra bunun içerisinde host dosyasını sileceğiz. Host dosyasını sildikten sonra cihazı yeniden başlatacağız ve Google Play'e gireceğiz. Tabi Google Play'e girmeden önce ben bu işlemleri yapmadan önce öncelikle bir Google Play'e girelim bakalım girebiliyor muyuz, giremiyor muyuz? Burada değil. Neredeydi bu Google Play? Play Store diyoruz. Gördüğünüz gibi bu hata alıyoruz. Niye bu şekilde hata aldık? Bakın burada internet bağlantımız da var. Yani bağlı şu anda. Wi-Fi'ye bağlıyoruz gördüğünüz gibi. Yeniden dene diyorum. Olmuyor. Yeniden dene. Olmuyor. Yeniden dene. Olmuyor. Bir de diğer hesaplarımızla deneyelim. Bu da olmuyor gördüğünüz gibi. Diğer hesabı da denesek, farklı bir hesabı da denesek olmuyor. Çünkü bu cihaz üzerine işlenen tüm bu adresler engellenmiş arkadaşlar. Sizde de yine bu şekilde bir sorun oluyorsa, peki bu sorunun sebepleri ne olabilir? Birincisi Lucky Patcher kullanırsanız, ikincisi Freedom uygulamasını kullanırsanız, oyun ve uygulama içerisinde satın almalar veya patchleme yama işlemlerini yapan iki tane uygulama var. Bir de Uber Patcher var arkadaşlar. Bu uygulamalar veya buna benzer uygulamalar, işte klon uygulamalarını, yani Android'e tamamen her şekilde zarar verecek olan uygulamaları kullanan kullanıcılar tespit edildiğiniz zaman Google Play'e girişim engelleniyor arkadaşlar. Engellendiği için de Google Play'e girip bir şey indiremezsiniz. Yani bu cihazınız da rootlu değilse şu şekilde bir işlem yapabilirsiniz. Proxy ayarlarınızı değiştir veya VPN kullanarak web tarayıcısı üzerinden Google Play'e giriş yapabilirsiniz kendi hesabınızda ve indirme işlemini oradan başlatıp sonra cihaza dönersiniz. Cihaz indirme işlemini otomatik yaptığından dolayı Google Play, yani kurulumu ve indirme işlemini otomatik yaptığından dolayı bu şekilde bir kurulum gerçekleştirebilirsiniz. Ama o VPN ne olduğundan dolayı internet hızınızı bir nevi yavaşlatacak. İndireceğiniz uygulamanın büyüklüğüne göre indirmek istediğiniz uygulama çok yavaş ineceğinden dolayı arkadaşlar uzun sürebilir. Ya cihazı rootlayacaksınız ya da VPN kullanıp tarayıcı üzerinden Google Play Store'a girip oradan herhangi bir uygulamayı indireceksiniz arkadaşlar. Ama şu var ki indirseniz de Google Play üzerinden Google Play oyunlara da giremeyeceksiniz. Yani birçok sorun teşkil edecek. Bundan dolayı da en sağlıklı çözüm bu olduğunu düşünüyorum. Bunu uygulayalım diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi buradan da yine Root Explorer içerisindeki root sistem ve sistem içerisinde bulunan ETC dosyasına giriş yaptık. Burada host dosyasını bulacağız arkadaşlar şimdi. Gördüğünüz gibi host dosyası bulduk. Burada host dosyamız var. Bunun üzerine basılı tutuyoruz ve seçiyoruz. Seçtikten sonra üst tarafta seçenekler çıkıyor. Kopyala, sil, kes, bir de dua, bir farklı bir seçenek var. Biz sil diyoruz arkadaşlar. Yes dedik. Delete item yes dedikten sonra tamamen silindi. Bir de host tablet varmış. Bakalım bunlar neymiş. Olmazsa bunları da sileriz ama her host dosyasında silmenizi tavsiye etmem. Bazı oyun ve uygulamalar bu host dosyaları üzerinden konfigüre edildiğinden dolayı çalışmayabilir arkadaşlar. Onun için şimdi ben videomu duraklatacağım ve yeniden başlatacağım. Çünkü bu işlemi sağlıklı bir şekilde tamamlayabilmemiz için cihazımızı yeniden başlatmamız gerekiyor. Yeniden başlatma işleminden sonra yeniden ekran kaydına geçip Google Play'e giriş yapılabiliyor mu yapılmıyor mu onu test edeceğiz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, yeniden dönüş yaptık 6 ay sonra. 6 ay sonra dönüşümüzden sonra arkadaşlar telefon 6 aydır masanın üzerinde duruyor. Neyse saçmalamayı bırakın işlemimize devam edelim istiyorsanız. Yeniden başlattık. Yaptıktan sonra bakalım şu anda Google Play'e giriş yapacak mı yapmayacak mı onun testini yapalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Google Play'e şu anda giriş yapılabiliyor. İstediğiniz hesaptan yine giriş yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar Google Play'e girişimizi yaptık. Bunun başlayacağı sebeplerini öncelikle bir geçelim yine video sonunda. Öncelikle birincisi Lucky Patcher kullanırsanız, Freedom kullanırsanız, Uber Patcher kullanırsanız veya da Google Play'de olmayan herhangi bir uygulamayı kullanırsınız veya da Google Play'de var ama siz onu modlu veya yamalı, patchli olarak kullanırsınız. Google Play bunun tespitini yapar. Yani bunu bu tespiti şu şekilde yapıyor. Onu da söyleyelim.
Birincisi, Google Play'e bağlanan her cihazın bir kodu vardır arkadaşlar. Seri kodu gibi bir şey. Yani kimlik kodu gibi bir şey arkadaşlar. Bu MAC adresi olsun, IP adresi olsun, bunlar ayrı. Şimdi hani dediğimiz gibi siz Lucky Patch'leri kullanabilmeniz için ya da Freedom'u kullanabilmeniz için cihazınızın rootlu olması lazım. Ha diyelim ki cihazınız rootlu değil ama ben bu hatayı yine alıyorum. Neden alıyorsunuz o hatayı? Onu da açıklayalım arkadaşlar. Şimdi farklı farklı birimlerden indirdiğiniz hileli oyunlarda veya satın alma içinde satın alma yapılmış uygulamaları da cihazınızla yüklediğiniz zaman bunu güncelleme yapamazsınız Google Play'den. Yine Google Play bunu tespitini yapar, cihazınızda yapar. Yani Google Play'de internet bağlantınız olduğu sürece ve Google Play'e bağlı olduğunuz sürece Google Play uzaktan da olsa sizin cihazınıza bir inceleme yapar, erişim yapar. Erişim yaptığından dolayı da tespitini sağlıklı bir şekilde gerçekleştirir. Bu tespit sonucu sizi engeller ve giremezsiniz. Yani cihazınız rootlu olsun olmasın. Cihazınızda bu tür girişimleri siz yapın veya yapmayın. Hileli oyun ve uygulamaları indirin, kurun veya da onun yerine gidip kendiniz orijinal bir şekilde patchleyin veya yamalayın. Google Play her iki işlemde de sizi tespit eder. Tespit ettiğinden dolayı da Google Play'e girmenizi engeller. Ha siz diyorsunuz ki ben bu işlem sonucunda cihazıma nasıl bu işlemleri yapamam. Yani cihazım rootlu değil. Rootlu değilse bunu VPN üzerinden dediğimiz gibi VPN kullanarak ama direkt olarak VPN'le mesela Hola VPN var. Hola VPN bazen işe yaramayabiliyor arkadaşlar. Google Play'i işte diyelim ki farklı bir ülke üzerinden giriş yaparak da yapmaya denersiniz ama yani %80 başaramazsınız. Onun için VPN'i kullanarak web tarayıcısı üzerine girin. Yani Google veya Google Chrome'u kullanarak değil, web tarayıcısını kullanarak şunu göstereyim. Burada tarayıcımız var gördüğünüz gibi internet. Bu bütün telefonlarda standart olarak gelen bir uygulama arkadaşlar. Bu tarayıcıyı kullanarak VPN ile tabii ki tarayıcı üzerinden Google Play yazıp arattırıp girerseniz o şekilde Google Play'e giriş yapıp indirme işleminde yapabilirsiniz. Ama dediğimiz gibi VPN internet hızınızı yavaşlattığından dolayı indireceğiniz uygulamanın boyut büyüklüğüne göre indirme işleminiz yavaşlayabilir. Onu da söyleyelim ve her seferinde herhangi bir uygulamayı bu şekilde indirmek zorunda kalacaksınız. Sonuca gelecek olursak cihazınızı ya rootlayacaksınız ya da bu işlemi yapacaksınız ya da patchli veya yamalı oyun veya uygulama kullanmayacaksınız arkadaşlar. Bunu dedikten sonra da tabii bu sizi hemen şey yapmasın, yıldırmasın. Onu da söyleyelim. Biz her türlü sorunun çözümünü sizlere paylaşmaya çalışıyoruz. Ondan dolayı bu 3 tane işlemden birini kullanarak kendi cihazınızda yine Google Play'i kullanmaya pardon Google Play'i kullanmaya devam edebilirsiniz arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Beğenirseniz beğenmezseniz de beğenmeme tuşlarına basarak bizi destekleyebilirsiniz. Video ile ilgili, oyunla ilgili bu tür sorunlarla ilgili aklınıza takılan herhangi bir şey varsa ya da paylaştığımız herhangi bir video ile alakalı bir şey varsa yine video altına yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi daha fazla video görmek istiyorsanız, daha farklı cihazlarla sorunlarını görmek istiyorsanız arkadaşlar kanalımıza bağış yapabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Video bitti dostum. Beklemenin bir anlamı yok. Ha istiyorsan yine kanala abone olabilirsin. Ben zaten gideceğim.